Herkese merhaba, ben Ali Demir, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün nasip olursa sılaj yapacağız, kendi son mısırlarımızı biçeceğiz. Ondan önce ineklerin yemini hazırladım. Onları doldurup akşam için hazır hale getireceğim. Şimdi sılaj makinesini bekliyorum. Ondan önce küçük bir video çekmek istedim, bir bölüm hazırlamak istedim. Böyle kısa bölümlerde aslında küçük hap bilgiler vererek çok kısa sürede bir şeyler öğrenmesini sağlamak. Ben de kendi öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi size söylemek istediğim şey açıkta otların silolanması. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Nasıl yaptıklarını da size tarif etmek istiyorum. Fotoğraf olarak da videoya koyacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenip yorum yaparsanız videonun sonunda benim için çok iyi olur. Böylece daha fazla kişiye ulaşma şansım olur. Şimdi bu bizim açık ot silomuz. Bunun üstünden aldık. Bunun üzerinde yağmurlu havalarda örtüyoruz. Örttüğümüz zaman üzerinde su kalmaması için bunun üstünü ev çatısı haline getirmemiz gerekiyor. Bunu da otları gitgide yukarı doğru daraltarak çatı haline getiriyoruz. Böylece naylonun üstünde hiçbir şekilde su durmuyor. Su durmaması da otların bozulmasını engelliyor. Çünkü bu naylonlar, brandalar üzerinde uzun süre su kalırsa sızdırma yapabiliyor damlacık olarak da. En kötü terleme yapıyor. Bu da üstte kalan balyaların kararmasına neden oluyor. Bu yüzden üzerine çatı yaparak örtmek gerekiyor. Şimdi bu şekilde değil ama bunun üzeri çatı şeklindeydi. Fotoğrafını bulursam size göstereceğim. Biz buraya koyunlara götürmek için ot aldık. O yüzden bu şekilde geldi ama yine yağmur yağacağı zaman ben bunu düzeltip çatı şekline getirip ondan sonra üzerine naylonla, brandayla örteceğim. Otların, kuru otların, samanın silolanması da bu şekilde oluyor. Korunması da bu şekilde oluyor. Bunun en temizi beton zemin üzerine konup kapalı bir çatı altında muhafaza etmektir. Ama yani demir fiyatları, beton fiyatları da ortada olduğuna göre biz de bu şekilde bir çözüm bulduk. Biz bu otları kendi hayvanlarımız için depoladık. Bunu büyük firmalar, büyük çiftlikler satmak için de depolayabiliyor. Bu yani onlar atıyorum 3000, 10000, 5000, 15000, 20000 adet balyayı, samanı depolayıp açıkta böyle koruyorlar. Elbette arada ziyan olanlar olsa da büyük oranda koruma sağlayabiliyorlar. Bunları depoladığınız zaman atıyorum sezonda 15 lira, 20 lira, 25 liraysa bunu önümüzdeki yılın baharına yani 8-9 ay sonra 30 lira, 35 liraya kadar satmak mümkün. Özellikle bu gördüğümüz raygrass balyalarını bu şekilde satabilirsiniz. Yine yoncayı da şimdi balyası 35 lira. Yani tahmin ediyorum şu an bunun önümüzdeki Şubat, Mart ayında değeri 40-45 lira minimum değerde olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurarak yetiştirdiğimiz ürünleri depolamamız bizim için daha iyi olur. Video bugünlük bu kadar. Kısa bir video oldu. Lütfen videoyu izleyip beğenip yorum yaparsanız benim için çok daha iyi olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.